Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 30 Haziran 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'nin enerji faturası Mayıs'ta %124 arttı. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası Mayıs ayında bir önceki yıla göre %124 oranında arttı. Türkiye'nin toplam ithalatı içinde enerjinin payı 6.94 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yılın Mayıs ayında Türkiye enerjiye 3 milyar 94 milyon 519 bin dolar ödemişti. Konutlarda ısı yalıtımı için kredi başvuruları başladı. Hükümetin ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlattığı kredi paketine başvurular bugün başladı. Pakette 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0.99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanabilecek. İzmir'de rüzgar için Ar-Ge merkezi kuruluyor. İzmir Kalkınma Ajansı İSKA'nın desteğiyle bölgede rüzgar enerjisine yönelik bir araştırma geliştirme merkezi kuruluyor. İSKA Yatırım Destek Ofis Koordinatörü Murat Çelik çalışmaları değerlendiriyor, dinliyoruz. İzmir'deki Ar-Ge ve inovasyon altyapısını özellikle temiz enerjiyle geliştirmeye başladık. Şu anda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde rüzgar enerjisine yönelik bir Ar-Ge inovasyon altyapısı kuruyoruz Rüzmer adı altında. Burası rüzgar sanayiye yönelik bir araştırma ve inovasyon merkezi olacak. Onun dışında farklı kurumlarımızla beraber farklı projeler geliştiriyoruz. Örneğin Güneş Enerji Sanayicileri Derneği ile beraber Solar Lab adı altında güneşe yönelik bir kalite, test ve deneyim merkezi çalışmalarımız devam ediyor. İSKA Yatırım Destek Ofis Koordinatörü Çelik, İzmir ve çevresini yenilenebilir enerji konusunda dünyaya ihracat yapan bir üs haline getirme planlarını anlattı. Değerli dinleyiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapmadı. YKGS4 yarışmaları sonuçlandı. YKGS4 kapsamında Erzim ve Miranşehir'de kurulacak olan 700 MW'lık güneş santralleri için düzenlenen yarış tamamlandı. Yarışmada kurulacak 12 güneş enerji santrali projesi için Limak, Ayşe, İçtaş, Eksim, Egesa, Reşitoğlu Enerji, RAL Enerji ve Kalyon Enerji'ye kapasite tahsis edildi. Yıldız Teknik Üniversitesi enerji verimliliği için GES kurduracak. Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında güneş enerjisi santrali kurdurmak üzere ihale yapacak. İstekliler kurulacak GES'in kurulu gücünü şartnamede görebilecek. İhale 1 Eylül 2022 günü saat 10'da Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapılacak. Sayın dinleyiciler, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasında spot elektrikli taban fiyat 1 Temmuz'dan itibaren 3750 liraya yükseltildi. Taban fiyat Haziran ayında 3200 lira olarak belirlenmişti. Schneider ve Full Charger birlikte şarj ağı kuracak. Schneider Elektrik Türkiye ve Full Charger Türkiye elektrikli araç şarj istasyonu ağı kurmak amacıyla işbirliğine gidecek. 2040 yılına kadar ülkede kurulacak şarj istasyonlarının yaklaşık 400 bin megawatt olması hedefleniyor. 2023 sonuna kadar 40 yeni elektrikli araç modeli daha pazara girecek. Bugün 8 binlerde olan şarj edilebilir araç sayısının yıl sonunda 70 bine çıkacağı öngörülüyor. Nisan'da Türkiye'nin linyit üretimi %20 arttı. Türkiye'nin 2022 yılının Nisan ayında linyit üretimi 2020 yılının aynı ayına göre yaklaşık %20 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2022 yılın Nisan ayında linyit üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %19,5 artarak 6.609.587 ton olarak gerçekleşti. Linyit üretimi bir önceki aya göre ise %10,2 azaldı. Şanlıurfa'nın pamuk sapları elektriğe dönüşecek. Eko Biyokütle Enerji Şanlıurfa'da kuracağı Biyokütle santralini yılda 94.406 ton pamuk sapından elektrik üretecek. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde 30 milyon TL'nin üzerinde yatırımla kurulacak 14 megawattlık Biyokütle tesisinde pamuk saplarından elektrik üretilecek. Bayburt'ta 2.20 megawattlık HES kurulacak. Bayburt'ta Armutlu Deresi üzerinde 2.20 megawatt kapasiteli Armutlu 1-2 regülatörü ve hidroelektrik santrali kurulacak. Armutlu Enerji yaklaşık 4 hektarlık alanda kurulması planlanan nehir tipi hidroelektrik santrali için 26 milyon TL yatırım yapacak.
Vietnamlı şirket ABD'de elektrikli araç üretecek. Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast, Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika kurulumuna Eylül ayında, elektrikli araç üretimine ise 2024'te başlayacak. Şirket Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel merkezi olarak Los Angeles'ı seçerken araştırma ve geliştirme merkezini San Francisco'da kurdu. Macaristan'dan doğalgaz tedbiri. Macaristanlı resmi gazetede yayınlanan kararnameyle hükümetin enerji sektörü üzerindeki yetkileri artırıldı. Ülkede hükümet gerekli gördüğünde enerji şirketleri ve gaz boru hattı operatörlerini kontrolüne alabilecek. Macaristan Türk Akım üzerinden Rus doğalgazı alıyor. Kanada'da yeni bir LNG terminali kurulacak. Almanya, Avrupa'ya gaz ihracatı için Kanada'nın doğu kıyısında LNG terminali kurulmasını görüşüyor. Buna göre Kanada'nın PRD Energy, Almanya'ya LNG ihraç etmek için Nova Scotia'da bir terminal inşa etme planını yeniden gündeme aldı. Sırada petrol fiyatları var. OPEC'in günlük üretimi 648 bin varil artırma kararı petrol fiyatlarının 5 dolar gerilemesini sağladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı şu sıralar 115 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 1 Temmuz 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2475.49 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 11-12 dilimi için 2949.31 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 02-03 dilimi için 1880 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.